hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle geçtiğimiz günlerde bitcoin satılırken arkadaşlar yatırımcının en çok alım yaptığı altcoinleri şöyle genel olarak bir inceleyeceğiz. Tabi şu an tersine satışlar yok alımlar var. Bu arada tabi unutmadık değil mi 15.30'da Enflasyon verisi açıklanacak bu da çok önemli. Tabii enflasyon verisi açıklandıktan sonra bir video atacağım bunu değerlendiren vesaire vesaire. Şu anda mevcut yükselişler de zaten hala hala hazırda. Bundan kaynaklı olarak geliyor arkadaşlar. Yani enflasyon verisinin pozitif halde açıklanacağı yönünde piyasa fiyatlamayı gerçekleştiriyor. Beklenti yüzde altı. %6'nın üzerinde bir yani açıklama gelirse yükselir mi piyasa? Evet yükselmeye devam eder. Ancak bir limiti olur. Bununla alakalı konuşacağız. O yüzden çok uzatmıyorum. Saat 15.30. Hafta boyunca Bitcoin ve altcoin piyasalarında genel bir düşüş yaşandı ancak yine de Türk yatırımcılar kripto paraları gündemde tutmaya devam ediyor. Bu hafta Voyager gibi coinler en çok talep görenler arasında Türk yatırımcıların tercih ettiği ve en yüksek işlem hacmine sahip olan altcoin projeleri şu şekli. Şimdi Voyager, VGX arkadaşlar biliyorsunuz Binance US muhabbetinden dolayı çok fazla ilgi gördü burada. Sebebi de Binance US, SEC'e karşı dava kazan, tabi sonrasında Adalet Bakanlığı temize gitti ama bu durumdan dolayı VGX coin ciddi yükselişler yaptı. tabi ülkemizde de, dünya genelinde de ortalama %60-70 anlık gelen bu yükselişlerden dolayı alımlar yapıldı. VGX'in alınmasını ve tutulmasını mantıklı bulmuyorum arkadaşlar onu söyleyeyim çünkü şu an Binance süres alamadı e, hiç değilse şimdilik alacak mı alamayacak mı mahkeme kararını bekliyoruz velhasıl bunu yani söylemek zor ama ben her halükarda VGX'in çok fazla umut vaat ettiğini düşünmüyorum tamamıyla çökmüş bir e, kripto para projesinden bahsediyoruz. Yani FTT gibi vesaire lunç gibi yeniden bir markalaşma falan da yok bunu öyle de düşünmeyin. Tıpkı FTT gibi çökmüş bir e, para birimi dolayısıyla riski büyük yani bir şey vaat etmiyor. ya e, Bunu bilerek girerim diyorsanız tabii ki siz bilirsiniz ama bu, bu da çok yatırımcılık olmuyor. Bitcoin son iki ayın en düşük seviyelerini test etti. Kripto para piyasası sebebe çöktü ve etkilerinin ABD bankalarına yayıldığı zor bir haftayı tamamlıyor. SBB teknoloji şirketlerine finansal hizmetler sunan bir bankaydı ve Circle gibi büyük kripto şirketleriyle yakın temas içerisindeydi. Aynen öyle bir temastaydı ki adamlar valla çöktükten sonra Circle'a da bayağı bir temas etti arkadaşlar. Bakalım en son temas ne durumda bu arada ona da bir bakayım. Ee, en son tamam çok fazla temas etmemişler 1 dolara yaklaşıyor. Sebebenin çöküşü bir önceki iflas eden banka Silvergate ile birleşince fiyat. Şimdi hafta içerisinde zaten biliyorsunuz sıkıntılı durumlar oldu. bunlar sürekli bahsediyorduk. İşte Silvergate için çöküşü az buçuk bir şey değildi ya da Silicon Valley Bank'ın çöküşü az bir şey değildi arkadaşlar. Dünya geneli için çok ciddi sıkıntılar oluşturabilecek durumdu. Nitekim oluşturdu. Tabi bunun tersine dönüşüyle alakalı da konuşuyorduk ki piyasa buna bakmaz. Her zaman söylüyordum. Aynen bu şekilde de oldu aslında gözle görülebilecek bir şeydi yani onu söylemeye çalışıyorum. Velhasıl asıl e, piyasanın gücü hala ortada bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi tabi ciddi düşüşler olmuştu. Bitcoin düştü. Ya Bitcoin mesela bakın şurası yani hangi bölge 19.7 19.8'ler. Hiç değilse hadi 20.006 diyelim. Tam alım yapılacak bir seviyeydi arkadaşlar tamam mı? Şu saatten sonra alım öneriyor muyum? Tabii ki de önermiyorum. Altcoin'lere bak girişler olabilir alt neden şu an hala girişler olabilir biliyor musunuz enflasyon verisi açıklanmadığı için şu an alt koyunlere e, para yayılması konusunda bir güven güçlüğü var ne olursa olsun ve alt arkadaşlar Bitcoine göre son yükselişi fiyatlamadığını zaten anlıyoruz mesela girip şöyle kısadan geçiyorum hani pariteleri göstereyim size bakın şu an alt hemen hemen hiçbirisi diyebilirim Hyper neymiş ya Ha tamam oldu. Ee, şey hiçbirisi arkadaşlar bunu fiyatlamadı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla enflasyon verisi açıklandıktan sonra beklenti doğrultusunda gerçekleşirse altcoinlerin tamamı bunu fiyatlamaya başlayacaktır. Yani şu an altcoinlere hala giriş yapılabilir. Onu söyleyeyim. Durum bu. Ethereum, e, Ethereum öyle inanılmaz bir geri çekilme yapmadı. Bunu hep söylüyordum. Diğer altcoinlere göre çok daha biraz daha yatay geri çekilme yaptı arkadaşlar yani çok öyle büyük bir alım fırsatı vermedi ama hala toplanabilecek kripto paralar arasındadır BNB hakeza iyi bir geri çekilme yaptı Bitcoin dominansına karşı direncine rağmen tamam mı şimdi bunları tek tek incelemeyeceğim burada alınanlara aslında biz genel olarak bir bakalım ama şunu söyleyebilirim bakın Bitcoin Ethereum Bakın bunlar toplanacak kripto paralardır. Yani görmüşken de boş geçemiyorum. BNB yine en büyük borsa coin'idir. Muhakkak alım yapılabilecek bir kripto paradır arkadaşlar. Sol coin boğa performansı iyi olacaktır ama uzun vade yıllara yayın mantıklı olmaz. Çünkü solana elemine olur. E bugün Cardano iyidir bakınız ki ada coin alım yapılabilir. Güçlü bir boğa performansı verecek muhakkak. XRP fazla radikaldir. Yüklü sermaye bulundurulmasını tavsiye etmiyorum ama giriş gerçekleştirilebilir. E, Ripple Sej davası bittiği surette çok ciddi yükselir. Polkadot piyasadaki en büyük, en sağlam ve güç projelerinden biridir. Dotcoin elde tutma oranları çok yüksektir. E, kesinlikle alım yapılabilecek iyi bir kripto paradır. Dogecoin arkadaşlar, Doge bakınız. Yine e, Boğa'ya yatırılabilecek bir kripto paradır. Spekülasyon etkisiyle büyük yükselişler bekleyebileceğimiz bir kripto paradır. Aynı şekilde Shiba falan da böyle. Tamam mı? Avalanche, Avax. Yine çok ciddi bir korelasyonu vardır. İyi bir Web3 projesidir. Yatırım yapılabilir arkadaşlar. E, Luna Coin yatırma yapılmasını mantıklı bulmuyorum. Lunca yapılırsa lunca yatırımı Boğa sezonunda mantıklı olur. Bunlar içerisinde ne var? Türk yatırımcıların en çok düşüşte topladığı altcoin'ler. E, Gelato var. Gelato ile alakalı şunu hatırlıyorum. Gelato e, istek gelmişti, video yapmıştım ama çok beğendiğim bir coin değil. Yani e, alımını şey yapmam, tavsiye etmem. Voyager token az önce konuştuk zaten. Pi. Madenciliği 10 numaradır arkadaşlar Pi'nin. Ya Pi madenciliğini severim. Bu şekilde. Ama oldukça volatiliteli bir coin'dir. Platypus Finance yine çok e, yakın durduğum bir kripto para değildir onu söyleyeyim yakın durmaktan e, kastım yani çok alımı mantıklı bulduğum bir kripto para değildir uzun vade için bunlara e, Gelato'dur, Platypus'tur biraz da risk sermayesi ayırmak lazım hatta o da değil yani bence ayıracaksanız eğer illa yatırım yapılacaksa diyorum. Singularitynet, Agix şu anda resmen e, uçanların arasında arkadaşlar ciddi yükseliş yapıyor. Nitekim Elon Musk'ın sürekli etkisi ha keza yapay zekaların popüleritesi ortada. Zaten piyasada olası bir açılım halinde yapay zekaların bunu ilk fiyatlayacak kriptolar olduğu ile alakalı konuşuyorduk. E, beklenti oldu. Nitekim Santiment'in emsallerine göre en çok yükselecek yapay zeka altcoin'i dediği Agix'tir. Agix'i de seviyorum. E, alım yapılması bence mantıklı olan bir coin'dir arkadaşlar. Yatırım olarak en iyi... Bu sezonun en iyi tercihlerinden biri ya QRDO zigzag falan geçiyorum onları. Ee, Anchor yine çok iyi bir Web3 coin'idir arkadaşlar. Oldukça beğeniyorum. Microsoft'la yapmış oldukları ortaklıklar, yeni girişimleri gayeti bence yine yatırım yapılmaya değer bir proje. Bakınız Baby Doge Floki bak bunlar da kimi tarafından küçümseniyor olsa da işte güzel kripto paralar. Yani niye güzel kripto paralar? Katalizörü var anlatabiliyor muyum? Adamlar sürekli yakıyor, sürekli sermayeyi e, yeniden yakıma yönlendiriyor. Bütün bunlar güzel arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla Baby Doge Coin, Floki bunlar büyük ölçüde yükseliş yapabilecek çok ciddi listelemeler alma potansiyeli yüksek kripto paralardır. SingularityNet'in bu haberle yatırımcıların radarına girdi diyor. Bir bakalım. Yapay zeka odaklı altcoin projesi SingularityNet, TrueEye ve Firefly ile son te e, teknoloji bir Programlama dili olan Reholung'a geçiş yaptı. Ee, olarak ortaklığının yanıtlarını bu yazıda yer verdik. Reholung, Arheo hesabının çığır açan matematiği üzerine inşa edilmiş eş zamanlı bir programlama dildir. Özellikle çok işlemcili donanım bağlamında benzersiz bir gelişmişlik ve verimlilik sağlar. Ocak ayından bu yana, iCoin'leri piyasanın rallilerine öncülük eden iGeeks, hafta içinde gelen haberle tekrar yatırımcıların radarına girdi. Bu hafta dünya genelinde en fazla aranan altcoinler arasında AGIX ve Optimizm gibi projeler yer aldı. Yapay zeka teknolojisini kullanarak merkezi olmayan bir platformda ay hizmetleri sunan yazılım şirketidir diyor SingularityNet için. Ya AGIX'te e, ya AGIX, FED, GRT ya bunlar dururken işte saçma sapan coinlere yatırım yapıyorlar benim içim gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.